Efendim selamun aleyküm, iyi akşamlar. Şimdi buraya gelene kadar, yani şu sahneye gelene kadar öncelikle şurada emeği geçenlere güçlü bir alkış alabilir miyim? Çok çok güçlü bir alkış. Yani emeği geçen kim varsa böyle nakış nakış işlenmiş. Af buyurun, hani işte biraz ağzımız laf yapıyor diye çıkıp sahnelerde sunumlar yapmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu kadar güzelini görmedim desem yeridir. Emeklerine sağlık. Başkanım çok teşekkür ederiz sizlere de. Kıymetli başkanımız burada, bir alkışla kendisi için ve tüm protokole sağ olsunlar. Buraya gelene kadar aslında neler anlatacağımı bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum. Çıktığımız an itibariyle heyecandan bahsetmeye çalışıyorum. Şu an ne anlatacaktım sadece Allah biliyor. Bir yanlışım, bir kusurum olursa, bu akşama dair böyle küçük bir hata olursa şahsım adına Mehmet Ercan, ben alınmış olayım. Öyle mi? Peki, bana geç bilgi gelmiş olabilir. Sayın Valim, çok teşekkür ederim, sağ olsunlar, hoş geldiniz. Sayın Valimize lütfen. Sayın Valim, bahsettiğim zaten işte bu hatalardan bahsediyorum. Lütfen kusurumuza bakmayın bununla alakalı. Çok teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, bu isimde, Sultanşehir Akşamları isminde 15 günde bir sizlerle bu programları gerçekleştiriyoruz. Hemen söyleyeyim, 7 Ocak tarihinde İnsan ve Gitmek, Kendine Geç Kalmak konulu söyleşisiyle yazar, aynı zamanda sevgili Tarık Tufan burada olacak. Şimdiden söylemiş olayım, Tarık Tufan burada olacaklar. Bunun dışında 25-26 Aralık tarihlerinde kış festivali yapılacak yine Sivas'ımızda. Tuğçe Kandemir ve Reymen burada olacaklar ama etkinliklerle devam edecek. Yetkililere alkışlar aslında, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza güçlü alkışlar kendileri için. Kıymetli misafirler, kendisiyle aynı sahneleri paylaşıyor olmaktan çok büyük keyif aldım. Sahne arkasını biliyor olmaktan, tanış olmaktan dolayı, kaleminden dolayı, oyunculuğundan dolayı çok büyük keyif aldım. Hem izlerken, hem dinlerken, hem birebir de, lafı çok uzatmayacağım. Oyuncu, yazar, kıymetli Bahadır Yenişehirlioğlu. Evet. Allah'ım, ne güzel bir sahne bu böyle. Evet. Bizim için mi yapmışlar? Sizin için hocam. O şey. Yok, ikimiz için. Kim evet. Yapmış? Belediye yapmış. Sayın Valimiz buradalar, Sayın Belediye Başkanımız buradalar. Allah razı olsun, çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederiz. Bismillah. Bir alkış daha lütfen Bahadır Yenişehirlioğlu için. Evet. Vay. Çok zevkli değil mi? Ben çok beğendim. Bahadır abi gerçek. Ha, evet. Evet. Belediye parayı fazla bulmuş. Her ama, yere döşemiş. Bir de şöyle yapmış ama. Ama bildiğim zaten kadarıyla borcu olmayan tek belediye. Bütün belediyeler borç batağında yüzerken Sivas'ınkiler artı paraya sahipler, dev bir alkış hak ediyorlar. Şimdi parayı bulmuş deyince, parayı da insanın ayaklarının altına sermiş, daha ne yapsınlar bunlar? Gerçek alakalı. Çiçek bunlar. Bakalım isterseniz. Yok, gerçek gerçek. Valla ne kadar, başkan yardımcımızın emeği sanırım. Ahmet Bey. Evet, sağ olsun. Ahmet, birebir ilgilenen. Sağ olsunlar. Ahmet Bey gerçekten hani dizilerde oyunculuk yapacak kadar yakışıklı bir adam. Bütün inancımla söylüyorum. Fakat ondan çok ötesi çok zarif, çok naif bir adam. O yüzden hasreten kendisine teşekkür ediyorum. Hiç şimdiye kadar böyle bir sahnede program yapmadım. Helal olsun Sivas'a. Biz bu konuyu bir yerde bitireceğiz ama, değil mi hocam? Boş ver. Bu ara ben otele yerleştik. Biraz dinlenelim diye. Sivas'ı bir dolaşayım dedim. Ben müteahhit defalar Sivas'a geldim. Sivas'ı gerçekten de çok severim. Kadim bir şehir burası. Ben hayatımda bu kadar temiz bir şehir görmedim, belediye başkanım. Muhteşemdi. Yani refüjler, kaldırımlar, bir de çevre düzenlemesini, o özel anıtsal binaları çevre düzenlemelere hiç rol çalmayacak şekilde yapmışsınız. O anıtlar ortaya çıkmış. Özellikle aradım böyle bir çer çöp, sigara izmariti falan. Göremedim. O yüzden aslında Sivaslılara teşekkür etmek lazım, temiz tuttukları için. Hocamın son oynadığı
halihazırda devam eden Barbaroslar izleyenler bir el kaldırabilir mi? Görülmüyor ki buradan. Işıkları bir açabilir miyiz biz de? Ay bir de fotoğraf çekeyim ben. Bir anlığını açabilir misiniz? Buradan çok güzel görünüyorsunuz. Hava yapacağım. Bütün salon doluydu diyeceğim. Açma. Aç. Vay. Hocam selfie mi yaparsınız ben mi sizi çekeyim? Ay çok güzel değil mi? Şu hale bak. Olanın var olmayanın var. Mehmet geç arkaya. Geçti hocam. Gören de görsün, görmeyen de görsün. Helal olsun. Mehmet bir de buradan sahneyi çekeyim gel. Tamam olur hocam. Baksana sahnenin güzelliğine. Gittiğim yerlerde örnek göstereceğim. Ay çok teşekkür ederim. Bir de beni tek çek. Gitti. Çok şaka yapıyorum. Tek çek diye. Bahadır abi programın ismi tabii her programın başka bir ismi oluyor. Bir alt başlığı oluyor. Sizinle beraber kültür ve irfan dedik. Sizin de bu konuda önerinizle beraber. Ama formalite olmuş. Sohbet edeceğiz işte. Tamam. Ne yazalım diyorlar başlık olarak. Siz canınız ne isterse yazın. Ben bildiğimi okuyacağım diyorum. Bana yine de zorluk çıkarmazsanız. Şimdi kültür ve irfan demişken aslında az önce bahsetmiş olduğunuz Sivas'la ilgili söylemiş olduklarınız. Bir de kültürün kendisini göstermesi var yani. Bu konuda vücuda gelmiş olması var. Sivas onlardan biri değil mi sizce de? Evet evet kültür kesinlikle öyle. Kadim bir şehir dedim ya Sivas için. Anadolu'nun pek çok yeri kadim şehirlerden oluşuyor aslında. Çünkü burası bir Anadolu coğrafyası için söylüyorum katman katman. Pek çok millet gelmiş kendi kültürünü, kendi yaşantısını, menkıbesini bırakmış. Bir yeri kazıyorsunuz başka bir kültür, bir yeri kazıyorsunuz başka bir kültür çıkıyor. Ama öz Türk kültürünü yansıtması açısından, yani Selçuklu medeniyetinden bahsediyorum. Osmanlı'ya geçmezden önceki esas bizi yansıtan kültürü. Sivas bunun merkezlerinden biri. O yüzden Sivas gerçekten kadim kültüre sahip bir şehir. Evet. Şimdi biraz aslında kendi şahsım adına da yani hem izleyicisi hem de tanıyan biri olarak şükür sorularım olacak ama arada programın sonlarına doğru birkaç tane de olsa sizin de müsaadenizle birlikte izleyicilerimizden de soru almak isterim. Olur. Birkaç izleyicimizden de olsa. Hocam şimdi çok şeye maruz kalıyoruz insan olarak. Aslında bazı yerlerde de söylüyorum hani işin şakası latifesi ama sanki at arabasının icadından sonraki bütün icatlar boşunaymış gibi. Yani bizi başka bir şeye doğru sürükledi. Çünkü bir yerde ölçü kaydı aslında insana dair. Ve bugün yemekte konuştuğumuz gibi dünyanın birçok yerinde insan bu bombardımana maruz kalınca ölçüsü kaydı. Buna zorlanır hale geldi. Teknolojiyle, kültürle, kültürlerin yer değişmesiyle, iyi hale gelmemesiyle. Kendi insanımızdan bahsedeceğiz. Çok şeye maruz kalıyoruz. Televizyonda, radyoda, gazetede, görsel, işitsel, sosyal medyada özellikle. Ve zannediyorum oyuncu olarak çok yeteneklisiniz. Yazar olarak kesinlikle çok yeteneklisiniz. Bunların dışında biz bize bunları yorumlayabilecek insanlara ihtiyaç duyar hale geldik. Doğru yorumlayan. Siz doğru yorumlayanlardan biri misiniz? Bizce öyle. Bilmiyorum. Farkınız bu. Öyle bunu hissediyor mi? Musunuz? Öyle doğru mi? Yorumlayan. Böyle bir fark var. Çünkü copy paste dedikleri yani bir yerden alıp kirli bir mecradan bize anlatan insanlar var ve böyle inanmaya da başlayabildiğimiz zamanlar olabiliyor. Buna çok ihtiyaç duyduk. Ölçü nedir? Biri bizi bunu insanı doğru yorumlar mı? Kültürü doğru yorumlar mı? Nerede sabit durmalıyız? Bunu doğru yorumlar aslında kitaplarınızla, dizilerle beraber bunu verdiniz diye düşünüyorum. Salonda sanki ses var gibi bana mı öyle geliyor? Evet şu an yok. Şimdi Fuat Sezgin bu coğrafyanın yetiştirdiği en önemli adamlardan biri. Fuat Sezgin. Telefonları kapıyoruz bu arada. İstanbul Üniversitesi'nde genç bir akademisyen olarak çalışıyor Fuat Sezgin. Tek yapmak istediği şey İslam bilimleri ansiklopedisi oluşturmak. İslam bilim tarihine dair bir atlas ortaya koymak. Fakat o dönemler şiddet dönemler. Bunu üniversite yönetimine söylüyor. Diyor ki böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum.
Sen İslam bilim atlası ortaya koymayı nasıl düşünürsün? Bu ne anlamsız, ne saçma sapan bir şey deyip karşılık alıyor. Ve Fuat Sezgin'i İstanbul Üniversitesi'nden kovuyorlar. İstanbul Üniversitesi'nden kovulan Fuat Sezgin zamanın behrinde Frankfurt Üniversitesi'nde Profesör Ritter'in bir konferansına katılmış. Fuat Sezgin'in cevherini de fark etmiş Ritter. Almanya'da Frankfurt Üniversitesi'nde kürsüsü var, bir Alman. Fuat Sezgin'in İstanbul Üniversitesi'nden atıldığını duyuyor ve kendisine yazıyor. Diyor ki, senin ülkende senin kıymetini bilmiyorlar. İstanbul Üniversitesi'nden atıldığını duyuyorum. İstersen Almanya'ya gelebilirsin ve Frankfurt Üniversitesi'nde benim kürsümde çalışmalarını sürdürebilirsin diyor. Atlıyor gidiyor Almanya'ya. Bir Alman hanımla evleniyor. Ve günde 28 saat, 24 saat değil 28 saat çalışarak gece gündüz öyle bir adam, enteresan, Allah rahmet eylesin. Ve o bildiğimiz eserleri ortaya koyuyor, yazıyor. Yıllar sonra şu anki Cumhurbaşkanımız kendisini ülkeye davet ediyor. Diyor ki, siz bir cevhersiniz, yurt dışında olmanızın bir manası yok. Türkiye eski Türkiye değil ve ülkenize dönün. Diyor ki, kovulduğum bir ülkeden, kovulduğum bir üniversiteden geriye dönmem mümkün değil. Reddediyor. Fakat Cumhurbaşkanımız ısrarlı çağırmasının neticesi, Fuat Sezgin iki şart koşuyor. Diyor ki, aslında çok güzel bir öç alma yolu. Kovulduğum üniversitede adıma bir kürsü açılmasını istiyorum. Fuat Sezgin kürsüsü İstanbul Üniversitesi'nde. Ayrıca bir müze açılmasını istiyorum. Çünkü onun en büyük özelliği, gelmiş geçmiş bütün İslam bilim adamlarının ortaya koyduğu eserleri modelletmiştir. Müze açılsın ve o müzede sergilensin deniyor. Şu an Gülhane'deki Fuat Sezgin Müzesi açılıyor. İstanbul'a gidenler lütfen ziyaret etsinler. Aynı zamanda da İstanbul Üniversitesi'nde bir kürsü veriyor, buraya geliyor. Şimdi hala Alman hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hükümeti arasında bir mahkeme devam ediyor. Türkiye diyor ki, Fuat Bey'in yazdığı eserler bizim Türk milli eserimizdir. Bizim kültür değerimizdir. Dolayısıyla onlar bize aittir. Almanlar da diyor ki, hayır, siz İstanbul Üniversitesi'nden kovdunuz. Biz kucak açtık ve o üniversitede, bizim üniversitemizde ona verdiğimiz imkanlar sebebiyle yaptı. Dolayısıyla Alman kültür mirasıdır diyor. Hala mahkeme sürüyor. Biz kazanırsak bizim envanterimize geçecek, Almanlar kazanırsa orada kalacak. Bunu niye anlattım? Fuat Sezgin kısaca TRT belgeselini yapmıştı. Ben de Fuat Sezgin'in sesi olmuştum. Oradan çok iyi biliyorum. Benim yapmaya çalıştığım şey diyor Fuat Sezgin, örselenmiş, bastırılmış, şahsiyeti ve bütün manevi değerleri yok edilmiş, kimliksizleştirilmiş kendi evlatlarımızı inanılmaz bir coğrafyada, inanılmaz bir kültür havzasında ne güçlü bir medeniyette var olduklarını onlara göstermek istiyorum. Neslimizi ihya etmek istiyorum. Budur benim çalışmamın ana gayesi diyor. Yaptığınız sanat, ortaya koyduğunuz eserler eğer sizin kültürünüzü yansıtmıyorsa, eğer bir merkezi yoksa, o zaman yaptığınız hiçbir çalışma kalıcı değil hayatta. Oynadığınız karakterler tarihe bir imza atmıyorsa, yazdığınız kitaplar bugünün nesline bir şey sunmuyorsa, yaptığınız söyleşilerden yeni bir şey öğrenmiyorsanız, o zaman yaşamanın çok büyük bir manası yok. Merkezimiz bizim kültürümüzdür. Pergelin sivri ucu gibi. Kendi kültür medeniyetimize, kendi kültür havzamıza pergelin sivri ucunu batırıp, ondan sonra alabildiğine dolaşabiliriz. Çünkü bütün dünyada entelektüel kelimesinin karşılığı, hangi coğrafyada yaşarsanız yaşayın, İster Meksika'da, ister Çin'de, ister Anadolu'da, İçinde bulunduğunuz coğrafyanın bütün parametrelerine vakıf olup, dinine, kültürüne, folklorüne, bütün değerler manzumesine,
bunun üzerine evrensel bir okuma geliştiriyorsanız o zaman entelektüel olursunuz. Ama biz medeni olmanın, aydın olmanın yolunun batıya öykünmekten geçtiğine dair şartlandırılmış bir milletiz. Adeta şu beyaz taş gibi bir kırmızı çizgi, bir merkez belirleyip idareciler, bizi yönetmeye talip olanlar, zihni altyapımızı var etmeye çalışanlar, değiştirmeye çalışanlar bu milat çizgisini çizdiler. Dediler ki siz evveliyattan itibaren yoksunuz. Çünkü sizin mazinizde öyküneceğiniz, gururlanacağınız pek bir şey yok. Din hayır, kültür hayır. Siz yüzünüzü batıya döneceksiniz. Batının değerleriyle hemhal olduğunuzda, onu köpürttüğünüzde, o felsefeyle beslendiğinizde aydın, çağdaş, medeni olacaksınız dediler bize. İşte bu zokayı yuttuğumuz andan itibaren köklerimizi kaybettiğimiz için, çınarın kökleri budandığından çınar kurumaya başladı. Yeşermedi, tazelenmedi, neşvi nema vermedi. Neden? Çünkü öykündüğünüz bir kültür, benzemeye çalıştığınız bir kültür ve onun kodlarıyla burayı doldurursanız orijinalliğinizi kaybedersiniz ve orijinal bir şey ortaya koyamazsınız. Yıllarca Türkiye'de bütün dünya literatürüne geçmiş, aman Allah'ım dedirtecek akademik bir çalışma görüyor muyuz? Gördük mü? İntihal, yani hırsızlama dediğimiz çalmalarla profesör unvanını kazanmış insanlar biliyoruz. Sinemada bir iki filmi hariç tutarsak bizi ve bizim kültürümüzü bütün dünyaya tanıtan bir Türk sinemasından bahsedebiliyor muyuz? Orijinli. Aynı şey edebiyatta da. Eğer siz bu coğrafyada, bu coğrafyanın bir evladı olarak kendi dininizi reddediyorsanız, kültürünüzü reddediyorsanız, kadim tarihinizi şovenist bir bakış açısıyla reddediyorsanız, maziyenizi adeta bir oryantalist, yani bir müsteşrik gözüyle küçümseyerek bakıyorsanız, halkı çok aşağılarda, biz onları kendi seviyemize çekeceğiz zihniyetiyle yaklaşıyorsanız, o zaman neslinizi iyi diş ediyorsunuz. Yıllarca yapılan Türkiye'de buydu. Ama bu millet, bu coğrafya kendi ayaklarının üstünde tekrar yükselmeye başladı. O yüzden yaptığımız işler popüler kültür içinde görülüyor gibi olsa da popüler kültürün negatif yönünde değil, pozitif yönünde yer alacak. İhya edici olacak, yara sarıcı olacak, neslimize bir şey söyleyecek. Böyle yaptığınız takdirde güçler sizi yok sayabilir. Gazetenin biri 154 bölüm oynadığım Payitaht Abdülhamit dizisindeki Tahsin Paşa gibi bir karakteri ortaya koyan beni, Abdülhamit dizisinden bahsederken her daim yok saydı. Türkiye'nin en önemli gazetelerinden biri. Gelmiş geçmiş bir bölümde bile oynamış oyuncuların isimlerini yazdı ama benim ismimi yok saydı. Sebep? Biraz önce ortaya koyduğum parametreden. Ama güçler sizi yok sayabilir. Ama siz halkla zaten iç içesiniz. Cümleyi tam hatırlamıyor olabilirim ama Allah gani gani rahmet eylesin Sezai Karakoç. Seni yok sayacaklar, sen yeniden var olacaksın dediği tam da o nokta. Allah yok saymasın. Amin. Evet. Birilerinin yok saymasının bir eseri yok.
Başka türlü ödül de alabilirsiniz Türkiye'de. İş çok kolay. Vücudunuzun dörtte üçünü sergileyebilirsiniz. Ya da dininize küfredebilirsiniz. Ondan sonra çıkarsınız sahneye. Elimde tutuyorum bunu. Ben mi kazandım bunu? TRT'nin en yüksek kaşesini alan oyuncular, TRT'nin en iyi projelerinde oynayanlar, belli entelijansiyalar tarafından ödüllendirildiklerinde, sahneye çıktıklarında mutlaka iktidara çatmayı malimet biliyorlar. Ama en yüksek kaşeyi hala onlar alıyorlar. Hocam bunu vereyim. Şimdi ayrıştırılmadığımız bir ülke istiyoruz. Ötekileştirilmediğimiz bir ülkeyi istiyoruz. Neyini ötekileştirilsin? En baba rolde sen oynuyorsun, en yüksek bütçeyi sen alıyorsun. Ondan sonra da kalkıyorsun benim değerlerime küfrediyorsun. Sen ne oluyorsun? Kim oluyorsun? Benim için... O yüzden beni görmüyorlar, saymıyorlar. Ben de hamama kadar yolunuz var diyorum. Şimdi burayı görüyorlardır ama yani en azından. Her gittiğiniz yerdeki sahneleri Allah görüyorlardır. Allah görsün yeter ya. Kulların görmesinin bir önemi yok. Şimdi hocam... Hayır, Türkiye'deki çarpıklığı anlatmak için söyledim. Evet. Bunu tutuyorum benim. Benim değil mi? Artık inmem lazım sahneden. İki lafı bir araya getirmekten acizler. Karşına aldığında konuşacak hiçbir şey bulamıyorsun. Tın 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 teneke gibi. Yıllarca bu ülkede bu milletin değerlerine küfreden insanları reklam filmlerinde oynattılar. En iyi projelerde roller verdiler. Çalışmadığı zamanlarda bile maaşa bağlayıp beslediler. Ama günü geldiğinde düğmelerine bastılar. Hadi dediler yürü. Gezi'de izlediğimiz neydi? O yüzden... Düğmene basılan adam olmamak lazım. Yularını kimseye vermemek lazım. Hak ve adalet kavramlarından beslenerek, sadece Yüce Allah'ın rahmetine sığınarak, ondan çekinip korkarak, onu severek bir şeyler ortaya koymaya çalışmak lazım. Lafı çok uzattım. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Zaten yapmaya çalıştığım şey de bu. O kadar uzun süre buna maruz kaldık ki şimdi siz lafı ne kadar uzatsanız o az kalır. O nedenle bir problem yok. Mehmet çok ünlü bir şairdir. Sağ olun. Gerçekten yani. Türkiye'de gelmiş geçmiş. Hani biz bizeyiz diye demiyorum. Bunu bütün yürekle söylüyorum. Gerçekten muazzam bir şairdir. İnanılmaz güzel sözleri var. Adamın sözlerini çalıyorlar. Sosyal medyada gördüğünüz pek çok söz altında Yunus Emre, altında Mevlana Celaleddin Rumi yazıyor. Halbuki Mehmet'in sözleri. Eyvallah hocam. Öyle bir hırsızlık da var. Che Guevara yazmasalardı iyiydi yani. Hani zamanlama tutmuyor onunla alakalı. Hocam evet. Çok teşekkür ederim. Evet. İltifat ettiniz. Sağ olunuz. Şimdi 28 yıllık avukatlığınızı bıraktıktan sonra ki onun temelinde de hakkı, adaleti savunmak var. Oynadığınız diziler ama işte en çok bildiğimiz... Bize tarihimizi doğru anlatma gayretinde olan Tahsin Paşa haktan dolayı haklının yanında duruyordu. Şimdi direkt hakka bağlı olan derviş rolündesiniz. Yani arada aracı da yok onunla alakalı direkt. Derviş karakteri nasıl buldunuz bu arada? Sizde hocam yani sıyrılabildiniz mi ondan? Hani ben Tahsin Paşa'dan sıyrılıp derviş karakterindeyim. Eller bazen gidiyor mu derviş derken? Hünkârım, derviş hünkârım der mi bir gün? Diye. Ya ben bilmiyorum. Edepli bir adamım. Kuliste birisi fotoğraf çektirmek istiyor. Ben yine böyle duruyorum. Yani bu edeple alakalı bir şey. Ama Tahsin güzel adamdı ya. Allah rahmet eylesin. Amin. Ben onu çok severek oynadım. Yani oynadım da denemez herhalde. O benim böyle benimle beraber yaşayan bir karaktere dönüştü. Ama aktörlük bir renkten diğer renge kendini dönüştürme sanatı ya. Yani buna benim karar vermem ukalalık olur ama seyirciler şu an Barbaroslardaki dervişi gördüklerinde adam Tahsin'in aynısını taklit ediyor demiyorsunuz değil mi? Başka bir adam görüyorsunuz.
İşte aktörlük böyle bir şey. Daha Munis, daha alttan alan bir adamdım ben. Ama şimdi Tahsin Paşa'yken. Tahsin Paşa olarak. Şimdi daha sert, daha üstten bir adam, daha derin bir adam, daha sert bir adam. Bahadır Yenişehirlioğlu'na hangisi benziyor? Ben Munis bir adamım. O zaman daha Tahsin Paşa. Yani bilerek kimseye zarar vermiyorum. Kimseyi incitmemeye çalışıyorum. Tek vahşileştiğim nokta şu. İnandığım değerleri küçük görmeye başlarlarsa karşımda ya da tercihlerimden ve yaşantımdan dolayı müstehsi bir bakış hisseder bir lafla muhatap olursam o zaman karşımdaki kim olursa olsun tanımıyorum. Evet. Hocam şimdi aslında siz avukatlıktan sonra yazma hadisesi, yani yazmak istediniz, duygularınızı, düşüncelerinizi kitaplar aracılığıyla biraz daha sakin bir hayat olacaktı belki. Yani yazarlığa geçiş yaptığınızda. Sonrasında tabii oyunculuk başladı bununla alakalı ama çok başka bir alanda yine bir savaş vermek zorunda kaldınız. O da az önce anlatmış olduğunuz bu ülke adına parametrelerden dolayı bir savaşın içine girmek zorunda kaldınız. Bu bir gerçek. Bu yormuyor mu? Yani bunun bir pişmanlığı oldu mu sizinle alakalı? Yok, ben tebliğ yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri yıllarca, yani Osmanlı'dan itibaren, hani direkler arası orta oyunlarından itibaren sanat alanını boş bırakmışız biz. Yani bu ülkenin kadim evlatları sanattan uzaklaşmışlar. Bu havzadan çekilmişler. Bu havzadan çekilirseniz o havzayı başkaları doldurur. Osmanlı'da bakıyoruz mesela direkler, Ramazan eğlencelerine, direkler arasına falan. Daha ziyade gayrimüslimler rol almışlar, oynamışlar, canlandırmışlar. Türk sinemasının ilk zamanı da öyle. Hani değer verdiğimiz, sevdiğimiz, bunu eleştirmek için söylemiyorum. Ama işte Ermenisini görürüz, Yahudisini görürüz oyuncular içerisinde. Şimdi herkes yaşantısı nasılsa onu ortaya koymuş. Genel olarak o dönemin sanatçılarına şöyle bakınca halkımız, ya bunlar bizim değerlerimizi çok saymıyor, yaşantıları biraz tuhaf. Bizim çocuklar da yarın bir gün buna benzer. Yani olmasın böyle, doktor olsun, mühendis olsun, avukat olsun demişler ve sanattan çekilmişler. En büyük sıkıntıyı burada yaşamışız zaten. Evet, doktorumuz, mühendimiz, avukatımız olmuş ama kendimizi ifade edeceğimiz gerçek sanatçıları oluşturmak noktasında eksik ve güdük kalmışız. Oysa ki iddia ediyorum, hep söylüyorum, sanat, görsel sanatlar özellikle nükleer silahlardan daha tehlikelidir. Nükleer silahlar kadar güçlüdür görsel sanatlar. Bir sinema filmiyle, bir dizi projesiyle bütün toplumun değer yargılarıyla oynayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Bunun hepiniz bilirsiniz zaten. Hollywood bunun en güzel örneğidir. Toplumu değiştirip dönüştürmek adına görsel sanatlar kullanılmıştır. Eğer bozmak adına kullanıyorsanız çok güçlü bir silaha dönüşüyor. İhya etmek adına kullanırsanız da çok güçlü bir silaha dönüşüyor. Yıllarca bu ülkede, bu ülkenin milli eğitim tarafından da hani gelmiş geçmiş idarecilerin, sultanların en zekilerinden biri olan Abdülhamit Han Hazretleri Kızıl Sultan olarak tanıtıldı ders kitaplarında bile. Ne zaman ki biz diziyi hayata geçirinceye kadar böyle biliniyordu. Bu algıyı değiştirmek için ciltler dolusu kitap okutmamız gerekiyordu. Ama bir dizi filmle biz pek çok algıyı, pek çok yanlış algıyı doğrusuyla değiştirdiğimizi biliyorum. Görsel sanatlar bu kadar güçlü bir alan. Bizim bu alanı boş bırakmamamız gerekiyor. Hocam özür dilerim. O zaman Payitaht Abdülhamit'te o dizide Fransa'da mıydı? Dizinin durdurulması gerektiğine ilişkin sesler yükselmişti. Tabii ki. Onların derdi o yüzden aslında bir televizyon dizisini durdurmak değil. Hayır. Biz Abdülhamit'te şimdiye kadar kapağı açılmamış pek çok netameli konuya girdiğimiz için dünyada pek çok dengeler yerinden oynadı. Bu nevi şahsına münhasır bir dizidir. Kült bir dizidir bu. Çünkü siyasi bir dönemi anlatır. Gerçek bir dönemi anlatır. Pek çok insan bunun kurgu olduğunu zanneder. Ama büyük mabeyin, küçük mabeyin dediğimiz Abdülhamitli sahnelerin tamamı gerçektir.
sokak kısmında, harem kısmında hikayeler düzenlenir. Ama siyasi aks gerçektir. Biz zevahire dokunduğumuz zaman Türkiye'deki Yahudi cemaati mesela o dönemde bize mektup göndermişti. Yahudileri kötü gösteriyorsunuz, düşmanca bir dil kullanıyorsunuz, bundan derhal vazgeçin. Vazgeçmediğiniz takdirde sıkıntı yaşarsınız diye bizi uyarmışlardı. Tabii bildiğimizi okuduk. Hemen akabinde, çok kısa bir süre sonra Amerika'da New York Times'ta ve oranın büyük gazetelerinde hatırı sayılır köşe yazarları bizim diziyle alakalı makaleler yazdılar. Amerika'da yayınlandı. Çok şovenist bir dizi, çok tehlikeli bir dizi, yayından kaldırılmalıdır diye. Aynı anda Avrupa Birliği raportörleri Avrupa Birliği'ne rapor sundular. Türkiye'ye baskı yapılsın, zorlansın, bu dizi yayından kalksın. Çok tehlikeli sularda yüzüyorlar diye. Aynı anda Fransa'da Fransız güya ileri gelenleri, akademisyenleri televizyon programlarına katıldılar. Arkada dev ekranlarda bizim diziler gösteriliyordu Abdülhamit ve ben. İşte bu çok şövenist bir dizi Türkiye'nin hegemonyacı yeni algısını oluşturuyor diyerek eleştiriyorlardı bizi. Aynı anda Türkiye'de de ismini vermeme lüzum yok bilirsiniz. Bir siyasi parti meclise soru önergesi vermişti bizimle alakalı. Şimdi bütün bunları topladığınızda o zaman doğru bir şey yaptığınız ortaya çıkıyor. Ha şunu anlıyoruz. Yıllarca onların kullandığı silahı şimdi biz kendi neslimize kendimizi anlatmak için biz kullanıyoruz sanatı. Sanatın böyle bir gücü var. Hele hele görsel sanatların. Yıllarca bu ülkede kendi tarihini, kendi geleneklerini, kendi öz kültürünü anlatan kaç tane iş sayabilirsin ki bana? Hele hele TRT'de. Hani sayı versen 3-5 dizidir. Evet. Daha önceden yabancıların kültürünü, İngilizlerin kültürünü, İngiliz tarihini, onların şövalyelerini, onların tarihini öykünerek büyümüş bir neslimiz var bizim. Oysa ki biz kendi neslimizi kendi tarihimizle birleştirme gayretine girdik. Neden? Çünkü kökümüz budanmıştı. Bu kökü tekrar yeşertmemiz gerekiyordu ki yeni nesil özgüvenle ben de varım deyip hangi alanda ne icra ediyorsa etsin orijinal bir şey ortaya koyup kendi özgüvenini kazansın. Dünyada en büyük sıkıntı bir milletin başına gelebilecek en tehlikeli şey neslinin özgüvensiz olmasıdır. Kendinden, ailesinden, soyundan, milliyetinden utanmasıdır. Yıllarca bu millet Amerika'ya, Avrupa'ya özenmedi mi Allah aşkına? Özendiğimiz neydi? Aslında felsefesine bakarsan kendi kültürümüze özenmeliydik. Çünkü bizim referanslarımız burada çok güçlüydü. Şimdi günümüzde mesela hayvan hakları diyoruz, kadın hakları diyoruz. Bunu batıdan almamalıyız biz. Bu batının bize yükleyeceği bir değer olamaz ki. Hemen şöyle geriye dönüp kendi mazini deşelediğinde, eşelediğinde hemen kendini gösteriyor. İstanbul'da vakıflar kurulmuş. Mesela hayvan hakları diyoruz ya en hassas olduğumuz nokta şu an. Lütfen araştırın. Hani okuma meyilli bir millet değiliz. Sizleri kastetmiyorum da genel olarak anlatma kültürüne dayalı bir kültürümüz var bizim. Yani kendimiz okumak, araştırmak yerine biri bize anlatsın severiz. Millet olarak böyle bir açmazımız var. Oysa ki araştırdığımızda Osmanlı kanunnamelerine baktığımızda çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Vakıflar kurulmuş Osmanlı'da. Farklı farklı vakıflar. Mesela sırf hayvan hakları dediğimiz için örnek veriyorum. Ben çok varlıklıyım, zenginim. İşte han hamam bağışlamışım vakıfa. O hanın hamamın geliriyle de vakıf çalışanların maaşı ödeniyor. Vakıf çalışanlarının bir tek vazifesi var o vakfın. İstanbul'da payitahtta dolaşıyorlar. O zamanlar motorlu araçlar yok, yük hayvanlarıyla yük taşınıyor. Hayvanlar su içiyorlar, çeşmelerin altında yalaklar vardır. Hani kültür, irfan diyoruz ya, kendi kültürümüzle alakalı bir şey söylüyorum. O vakıfın çalışanları bütün İstanbul'u karış karış dolaşıyorlar. Yalakların içi yosun tutmuş,
pislenmiş ya da kendini bilmez adamlar tükürmüş. Hayvanlar temiz su içmez, sağlıkları bozulur, hastalık yayılır, hayvana da eziyet olur diye vakıf çalışanların vazifesi bu yalaklardaki suyu boşaltıyorlar, kireçliyorlar, temizliyorlar, steril ediyorlar. Temiz su dolduruyorlar ki yük hayvanları temiz su içsin diye. Vakfın amacı bu. Çevre temizliği diyoruz mesela, hijyen diyoruz şu an. Batı ne kadar temiz, gittim gördüm aman, senin kökün öyleydi. Sen kökünden kurtulduğun için, kökünden seni kopardıkları için ne diyor belirsiz bir ucube haline geldin. İstanbul'da bir vakıf var. Vakfın bütün amacı kendini bilmez, densiz insanlar bazen hak, pu der tükürür ya, affedersiniz. Ya da hayvanın altına, yük hayvanın altına bir gergi koymazlar, dışkısını yere boşaltarak gider. Vakıf çalışanların vazifesi, buralarında kireç heybesi taşıyorlar. Bildiğin heybe, içi kireç tozu, dolanıyorlar, burada bir balgam var, alıyor kireç tozunu döküyor, süpürüyor. Burada bir hayvan pisliği var, kireç tozunu döküyor, süpürüyor. Ne bu? Çevre temizliği. Senin kültüründe var. Bir başka kültür, bir başka vakıf kurulmuş. Hayvan hakları ile alakalı. Diyelim ki katır 50 kilo yük taşıyabilir, lafın gelişi söylüyorum. Adam yüklemiş 300 kilo. Katırın ayakları açılmış, gidemiyor. Eziyet ediyor hayvana. Vakıf çalışanlarının yaptırım gücü de var. Diyorlar ki dur. Sen bu hayvana çok yük yüklemişsin. Bu hayvana eziyettir. Hak ve adalete aykırı. Bak insandan bahsetmiyorum, hayvandan bahsediyorum. İndir bakayım üzerindeki 250 kiloyu. Bu hayvan 50 kilo taşıyabilir. İndiriyor adam. Biraz daha geriye git. Biraz daha maziye acık daha derin eş. Hepimiz biliriz kedi babası. Ebu Hureyre. Bizim referansımız hayvan hakları ile ilgili. Ne yapmış Ebu Hureyre? Niye biz ona kedi babası diyoruz? Bir gün etrafındaki dostlarıyla sohbet ortamında oturuyor. Yere oturdukları için cellabiyesi yayılıyor üzerindeki kaftan gibi giysisi. Kedinin biri gelip onun eteğinin üstüne çıkıyor ve orada uyuyor. Mır 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 sohbeti yapıyor, sohbet bitiyor, kalkacak ama kedi uyanacak, ne yapıyor? Cebinden çakıyı çıkarıyor, eteğinin ucunu kesiyor, kediyi uyandırmıyor. Kediye bunu, bu şefkati, bu rahmeti gösteren biri insana ne yapmaz? Yine bir Allah dostu zamanın behrinde, Efendimiz döneminde sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde etrafındaki arkadaşlarıyla giderken güneş tepeye gelmiş, karınlar acıkmış, bir ağacın kenarına oturmuşlar, çıkınları açmışlar, yemişler, doymuşlar, çıkınları kapamışlar, yola revan olmuşlar, yayan. 2-3 kilometre gidiyorlar. Bir bakıyor, cellabiyenin üstünde bir sürü karınca. Ana, nereden geldi bunlar diyor. Bizim mola verdiğimiz yerde. Demek ki karınca yuvası vardı diyor. Ben bunları anasından, babasından, evladından ayırdım. Yurdundan ayırdım. Bu Allah'ın huzurunda çıktığımda verebileceğim bir hesap değil deyip gerisin geri o kadar kilometreyi yürüyüp o mola verdiği yerdeki karınca yuvasını görüp orayı silkeliyor. Bu senin kültür referansında, kadim tarihinde, mazinde var. Hayvan hakları deyince batılı. Çevre temizliği deyince batılı. Batılılar her gün duş alıyorlar. Hamam kültürü sende vardı. Fransa'da hala bugün için bahsediyorum. Paris'te apartmanlarda burada 8 tane daire varsa bir tane ortak hela var. Abartmıyorum. Onda da su yok. Bir sürü kağıt var. Referans senin mazin, senin köklerin. Hep abartılır, yüceltilir. Roma'ya gittiniz mi? Evet gittim Roma'ya, İtalya'ya. Allah'ım o Kolezyum'u gördün mü? Ne kadar muhteşemdi. Arenalardan bahsediyorlar. Gidenler görmüştür, gittik gördük. Ne o? Kolezyum dediğimiz anıtlar ne? Niçin yapılmış? Şimdi Batı medeniyeti dediğinizde Batı medeniyetinin referansı Yunan ve Roma. İki kökten beslenir.
Bir kolezyum getir gözünün önüne. Binlerce insan var. Yuvarlaktır o. Sizin oturduğunuz gibi yüksek yerler vardır. İnsanlar oturur. O günün idarecisi de gelir. Bizim kaymak valimizin, belediye başkanımızın geldiği gibi. Halk galeyane gelir, çılgın gibi bağırıyordur. Deşarj oluyor, mutlu oluyor. Haz duyuyor. Neyden haz duyuyor? Aşağıdaki mazgal delikleri açılır. Zavallı iki tane köle salınır içeriye. Arenanın orta sahasına. Izbandut gibi iki tane de arslan salınır. Arslanlar köleleri parçalarken, kolunu bacağını ayırırken, o kolezyumdaki binlerce insan galeyana gelir bağırır. Ya yaşasın! İki tane insan parçalanıyordur. Bu medeniyetten beslenirsen, bilinç kökünde bu medeniyet varsa, hepiniz hatırlarsınız. Memleketi bombalandığı için bir baba kaçmak zorunda kalmış. Evladını kucağına almış. Karaya çıkmışlar. Koşuyor. Koşuyor. Evladına nefes alacak bir alan açmak için. Sırp bir kameracı kadın, gazeteci. Adam hani koşabildiği kadar koşup kendini atacak. Adama çelme takıyordu. Adam kucağındaki çocukla yüzü koyun yere kapaklanıyordu. Kadın bundan keyif alıyordu. Referans ne? Parçalanan insanlar. O parçalanan insanlarken bağırarak keyif alan, bir medeniyetin ulaştığı zirve noktayı bu vereceğim örnek kadar güzel gösteren başka bir örnek yoktur. Dünyanın hiçbir medeniyetinde böyle bir şey görmüyoruz. Medeniyet dediğiniz şey, ilahi kelimetullah, hak ve adaletin tecelli etmesi, kimsenin kimseye zulmetmemesi, kimsenin kimseyi yok saymaması, medeniyetin gücü buradan kaynaklanır. Öyle bir noktaya ulaştırmış ki atalarımız bizim medeniyetimizi, bunun en güzel göstergesi sadaka taşıdır. Dünyanın başka hiçbir medeniyetinde göremeyeceğimiz bir örnektir bu. İstanbul'un muhtelif yerlerinde, cami avlularında. Eyüp Sultan'da çok yakınımızda var. Gidenler görür. Bir taş. Ortası oyuk. Genelde 2 metre falan olur. Benim param çok. Geliyorum oraya akçe bırakıyorum. Kaç akçe bırakırsam. Senin paran çok, sen de akçe bırakıyorsun. Kimin alacağını bile hesaplamıyoruz. Açıkta. Benim ihtiyacım var. 2 akçelik bir sıkıntım var. Yevmiye. Yevmiye diyelim. Orada 100 akçe. Ben gidiyorum 2 akçe alıyorum burada. Gece burada bu. Gündüz burada. Açıkta. Başında bekçi yok. Kafes içine alınmamış. Gözünüzün önüne o anki ruh dünyasını bir getirin. Toplumun ulaşacağı nirvana, zirve noktayı. Şimdi çifte minarenin önüne bir sadaka taşı koyduk. Bugün Sivas'ta. Ben geldim 300 lira attım. Sen geldin 500 lira attın. Çektik gittik. Ne olur sence? Sivas'ta bir şey olmaz, onu söyleyeyim önce. Yani. Sivas'ta bir şey olmaz. Hadi başka bir yerde. Büyük ihtimalle hocam, evet yani. Şundan dolayı söylüyorum. O zirve noktadan medeniyetiniz bu noktaya geldi. Evet. Aslında ağlanacak durumdayız. Sebebi? Çünkü bizim kültür kodlarımızla öyle bir oynadılar ki iyi diş ettiler toplumu. Hocam teşekkür ederim. Şimdi dizi, oyunculuk, kitap, bunların tamamı temelinde bunlar var. Yani tebliğ yapıyorum aslında dediğiniz neden bu? Evet. Aslında bunlardan evet. Dolayı var. Ve bugün de konuştuk sizlerle. Biz bize düşeni yapma gayretindeyiz. Yani neticesiyle değil, herkes için geçerli olan bir şeydir aslında bu. Neticeyle değil, nerede durduğumuzla alakalı bir imtihandan geçiyoruz. Bununla alakalı. Orada da hemfikiriz burada. Şimdi kimin söylediğini tam olarak hatırlamıyorum ama bugün yemekte de konuştuk sizlerle. Sinema adına şöyle bir şey söylerler. Bir derdiniz varsa ve anlatıyorsanız, anlattığınız kişi size değil de başka bir yöne bakıyorsa, siz dert ettiğiniz o şeyi onun baktığı yöne gidip oradan anlatmalısınız.
Dizi sizin için aslında biraz da bu. Sahne de bu. Yani bir dert var ve bunu anlatma meramınız var bununla birlikte. Hemfikir miyiz bu konuda? Evet. Evet, yani eminim ki bu projeden önce size birçok projede gelmiştir. Var var neler geliyor da. Peki bu anlatmış olduğunuz dinamikleri yıkabilmek adına gelen projeler var mı? Yani sizi bu merkezden uzaklaştırabilmek. Payitaht Abdülhamit'i bitirmezden, Payitaht Abdülhamit devam ederken gelmişti. Payitaht Abdülhamit biter bitmez 7 iş teklifi geldi. Aradılar, menajeri aramışlar, sonra beni aradılar. Dediler ki işte çok büyük bir proje, iyi bir bütçe. Kaşeniz ne kadarsa da ödeyelim. Ben sana söylemiştim bunu. Ne oynayacağım? Bir iş adamıyım. Holding sahibiyim. Evliyim. 2 tane de metresim var. Dedim siz beni tanıyorsunuz mu? Tanıyoruz hocam, o yüzden teklif ediyoruz bunu size. Gerçekten beni tanıyor musunuz? Ha, yani gerçekten beni tanıyorsunuz mu dedim. Yani kaşede mi problem var? İsterseniz yükseltebiliriz. Ya dedim siz kimle oynuyorsunuz? Benim ortaya koyduğum tuğla tuğla ördüğüm bir hikaye var. Ben bir filmde, bir dizide, bir holding başkanını oynayacağım. İşte bir bölümde şu kadar kaşe alacağım diye. Hem garım var hem 2 tane de metresim var. Anladım ki bilerek yapıyorlar. Paraya rağm olursam o zaman ortaya koyduğum bütün hikayeyi çökertecekler. Ama o zokayı yutmam, ben 60 yaşındayım. Şunu da söyleyeyim. 60 yaşındayım, daha ne kadar ömrüm olduğunu bilmiyorum. Allah sağlıklı uzun versin. Bir ara çok huzursuz oldum. Yani cemiyetin gidişatı, genel ahvalimiz üzülüyor insan çünkü. Ben yıllarca avukatlık yaptım. Zaten para kazandım. Hani her şeyi para kazanmak için de yapmıyoruz. Evet, yaptığımız işlerden para kazanıyoruz ama amaç o değil esas. Hani daha çok para kazanayım değil mevzu. Ama çok üzülüyordum. Sonra kendime şunu söyledim. Ya dedim, senin gücün ne? Sen kendini ne zannediyorsun ki? Yani çapın ne senin, Bahadır? Allah'ın verdiği çap belli. Sen ne yapabilirsin ki? Nuh peygamber geldi aklıma. 800 yıl anlatıyor Nuh peygamber. Anlatıyor. Hiç düzelen yok. Ondan sonra ilahi emir geliyor, yap gemini. Çağır, davet et. Gelen gelsin. Gelen kim? Hayvan, haşerat. Zürafalar, yılanlar, börtüler, böcekler, kuşlar. Kendi oğlu bile gelmemiş. Buradan yola çıkarak şunu söylüyorum. Genelden sorumlu olamayız. Genelden sorumlu değiliz. Ama Allah'ın bize verdiği kapasiteden, hepimiz için geçerli bu. Belediye başkanı için de bu söz konusu. Valimiz için de söz konusu. Ona verilen makam, ona verilen yetkiden sorumlu. O bize verilen yetki ve kapasite ölçüsünce bunu nasıl kullandığımızdan hesaba çekileceğiz. Yarın bir gün ben ölüp Allah'ın huzuruna çıktım da gel bakalım buraya diyecek bana. Ben sana akıl verdim, nerede kullandın? Ben sana yazma yetkisi verdim, ne yazdın? Sen oynayabiliyordun, sen kendini oynadın zannediyordun ama seni oynatan bendim. Ama sen nerede karar verdin, neyi seçtin? Mevzu bu. Buna göre bakmak lazım. Bunun üzerinden hayatı kurgulamak lazım. Değer yargılarımız çok bozuldu. Aslında bu hepimizin içini acıtması gereken bir şey. Bunu söylemem aslında sıkıntılı bir durum ama siyasiler çok zeki insanları sevmez. Güdülenecek toplum sever siyasiler. Ahlaklılarını kenara ayırarak söylüyorum. Sağa dön dediklerinde güruh halinde sağa dönen, sola dön dediklerinde güruh halinde sola dönen potansiyel siyasilerin işine yarar. O yüzden reddetmeyi bilmelisiniz. Hayır demeyi bilmelisiniz. Gerektiğinde bombardımana tabi tutmalısınız. Televizyonda bir program. Bu memlekette RTÜK diye bir şey var. Hocam aslında tam burada bunu rica edecektim sizden. Yani izleyici olarak biz ne yapmalıyız, ne yapmıyoruz da bunları anlatmak zorunda kalıyoruz. Televizyondaki program şu. Buraya zavallı bir kadını oturtmuşlar. Zavallı bir kadın. Cahil. Ne yaptığını bilmiyor. Acınacak vaziyette. Buraya da bir adam oturtmuşlar. Onun erkek versiyonu. Bunlar garı kocaymış.
Ortada da bir kadın sunucu. Giyinmiş, kuşanmış, boyanmış, ayağında stiletto ayakkabılar. Kendince şov yapıyor. Rating elde edecek de daha çok para kazanacak. Televizyon programı şu. Çocuğun babası kim? Bunlar karı kocaymış. Birazdan açıklayacağız DNA sonuçlarını diye alt kuşak geçiyor. Kadın diyor ki, ya bunlar karı koca, henüz boşanmamışlar. Kadın diyor ki, çocuğun babası o değil ki diyor. Bunu övünçle söylüyor. Adam diyor ki, hayır o çocuğun babası benim diyor. Düştükleri durumu görüyorsunuz mu? Ağlamak lazım. Bir dakika, bir dakika, birbirinize girmeyin. Birazdan DNA sonuçları gelecek diyor ortadaki kadın. Birazdan açıklıyoruz, açıklıyoruz, açıklıyoruz. Kuşak geçiyor. Çocuğun babası sen değilmişsin. Kadın ayağa kalkıyor, alkışlıyor. Ben demedim mi size? Çocuğun babası kocam değil. Allah aşkına ne bu? Televizyon dizilerinde, filmlerde elinde sigara gördüğü zaman Rütük anında bülürlüyor. Yoksa ceza kesiyor. Hani bir kadeh şarap gördüğünde bülürlüyor o şarabı göstermemek için. Şarap mı, sigara mı tehlikeli, bu mu tehlikeli sence? Türk toplumunun aile yapısının dibine dinamit koymuyor mu? Yapılan istatistiklerde bu ve bu mihval programı izleyenler genelde kadınlar. Çok acı bir şey. İstatistikler söylüyor ki %60'ı tesettürlü kadın. Bunu böyle normal bir şeymiş gibi izliyor evinde. Bir yandan akşam eve kocası gelecek pilav yapacağı için içindeki taşı ayıklarken pirincin. Aga çocuğun babası kocası değilmiş diyor. Normalleştiriyor bizi. Yemek programları. Ucube. Derhal kapatılması lazım. Güya Türkiye mozaiğini koyuyorlar. Bir tane tesettürlü bir kadın seçiyorlar. Ama mutlaka çemkirik oluyor. Bir tane at arkadan saçını tutturmuş orta yaşlı bir adam koyuyorlar. Bir tane dövmeli genç koyuyorlar. Bir tane de açık kadın koyuyorlar. Hani güya Türkiye mozaiği. Yemek bilmiyorlar. Yemek kültürleri yok. Zır cahil çünkü hepsi. Edep bilmiyorlar. Terbiye bilmiyorlar. Türkçeyi bilmiyorlar. Konuşma adapları yok. Sofra kültürünü bilmiyorlar. Kadim değerlerimizle alakalı hiçbir şey bilmiyorlar. İki saat boyunca bunun tuzu çok olmuş, ben bunu sevmedim deyip ben bunu beğenmedim. Dünyada dünya kadar aç insan varken bunu program olarak yapıyorlar ve bizimkiler de izliyor. TV 8 programları nedir? Her bir program size damardan verilen uyuşturucudur. Düşünmemenizi sağlamak için, sorgulamamanız için, sadece izlemeniz için. Ta eskiden beri gelen, ben kutuma güveniyorum, kutuma mı açayım bilmem ne mi yapayımdan gelen bir süreç. Izbandut gibi adamların, ızbandut gibi kadınların Survivor olarak yarıştırdığı bir memlekette sabahtan akşama kadar onu izliyoruz. Düşünmüyoruz. Ondan sonra imza günlerinde sizleri tenzih ederim, Sivaslıları tenzih ediyorum. Benim çocuk okumuyor Bahadır Bey, siz okuyor musunuz diyor. Eve geldiğinizde, çocuk okuldan geldiğinde anneyi sarma sararken bu absürt programı izlerken mi görüyor? Yoksa sarmasını sarar yanında bir kitap mı var? Arada iki sayfa okuyor mu? Baba evde kitap okuyor mu? Evinizin içinde bir kütüphane var mı? Atlan deve mi ya? Marangozdan 4 tane kereste kestireceksin raf, koyacaksın. Başka şeylere harcadığın paraya kitaba vereceğim. Bir Marlboro paket sigarasının fiyatı belli. Ayda bir tane kitap alsan senede 12 tane kitap koyarsın rafa. Evin içinde bir raf vardır, kitaplık vardır dersin. Değer yargılarımızı, genetik yapımızı yıllardır bozdular, bunu söylemeye çalışıyorum. Değersiz şeylerin peşinde koşar hale geldik. Anlamsız şeylerin peşinden koşar hale geldik. Değerli ve anlamlı şeylerin peşinde koşmuyoruz. Çünkü seçici kabiliyetimizi yitirttiler bize. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. AK Parti iktidarda, TRT'de belli. Canım kötü bir şey olsa bu programları yayınlar mı, izin vermezler. O yüzden bir şey yok. Çocuğun babası kocası değil, başka bir adam. Bu PİM'i
ateşlenmiş el bombasının her bir haneye atılmasından farklı değil. O yüzden bizim derhal, çünkü biliyoruz ki bu coğrafya, Anadolu coğrafyası, bu coğrafyadan başka yeryüzündeki mazlum coğrafyaların, ezilen, sömüren coğrafyaların sesi olma gayretinde olan başka bir millet yok. Bu coğrafya var. Bu insanlar yardım elini uzatıyorlar dünyanın öbür ucundaki zavallılara. Bu coğrafyanın ayağa kalkması lazım. Bu coğrafyanın insanların seçici olması lazım. Değer yüklemesi lazım. Allah aşkına kendimizden pay biçelim. Sosyal medya hesaplarınızdan, kullandığınız telefonlardan kimi takip edip etmediğinize bir bakın. Değerlerinize küfreden, maneviyatınızla dalga geçen, sizinle en ufak parametresi olmayan insanların takipçisi durumundasınız. 1 milyon, 1,5 milyon takipçiyi nasıl buluyorlar zannediyorsunuz? Elimde tutuyorum artık benim diyenin takipçi sayısına bakın. Kimler takip ediyor onu? Siz takip etmiyorsunuz. Evet. Söylemeye çalıştığım şey bu. Elimizin tersiyle itmeliyiz. Böyle bir program varsa, Türkiye ayağa kalksa, hepsi Rütü'ye yazı yazsa, tepkisini gösterse, hani ortada bir küfür varsa, hani gücün varsa gücünle değiştireceksin. Gücün yoksa fiziken sözle, en azından yoldaki taşı alıp kaldırmak hükmünde reddiyat geliştireceksin. İtiraz geliştireceksin. Türkiye'de binlerce kişi Rütük'e yazı yazsa direnir herhalde. Yani bu kadar aymazlığı bize seyrettirmez. Cezasını keser. Efendim bu seçim hakkıdır. İsteyen seyretsin, isteyen seyretmesin. İsteyen seyretsin, isteyen seyretmesin mevzu değil. Sen yıllarca kötüye alıştırdın. Efendim burada reyting var, o yüzden biz bu tip... Televizyon kanallarında kaç tane kültür programı var? CNN'inden, NTV'sinden, Kanal D'sinden, Show'undan, TRT'sinden kaç tane kültür programı var? Ya da saat kaçta var? Kaç tane edebiyat programı var? Neden? Kırlancık kuşları, akşamüstüleri böyle grup halinde bulut gibi dolanırlar ya. Siyasiler böyle kümelenmiş, ne yaptığını bilmeyen kitlelerden zevk alır sevgili dostlar. İyilerini tenzih ediyorum. O yüzden seçim haklarınızı doğru yerde kullanmak mecburiyetindesiniz. Çünkü seçim hakkınızdan sorumlu tutulacaksınız. Neye sesinizi çıkarmadığınızdan sorumlu tutulacaksınız. Geçici bir dünya burası. Bir perdeden ibaret. Asla sonsuz değil. Ben 60 yaşındayım. Sonsuzluğun yanında göz açıp kapayıncaya kadardır dünya hayatı. Bu boyuttan başka bir boyuta geçeceğiz. Ölüm dediğiniz şey nedir? Sırat Köprüsü'nü adeta bir ip cambazı gibi ip mi zannediyorsunuz? Geçebileceğim mi, geçemeyeceğim mi? Sırat Köprüsü nedir? Bir boyuttan, bir evrenden diğer evrene geçişiniz. Geçip geçmeyeceğiniz tercihlerinizden belli olacak. Kararlarınızdan, en basit tercihlerinizden bile hesaba tutulacaksınız. O yüzden okumamız gerekiyor. Bu coğrafyanın bütün dünyaya hak ve adaleti sunabilmesi, mazlumun gözyaşını durdurabilmesi, akan kanın önünde set olabilmesi için bu coğrafyanın, Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü olmak, güçlü hanımefendiler ve beyefendilerden geçer. Akıllı, zeki, tercihini nerede kullandığını bilen ailelerden ve onların yetiştirdiği nesilden geçer. Neslimizle oynuyorlar. Genetik yapımızı bozuyorlar. Bizi uyutuyorlar. Bizi uyuşturuyorlar. Azıcık televizyon seyretmeyin, gözünüzü seveyim. Daha çok okumaya gayret edin. Lütfen düzeltin beni. Kimi insanlar olduğu gibi, kimi milletlerle de aslında kaderin, Allah'ın bir hesabı var. Muhtemelen bizim, yani Türk milleti, sadece kendinden sorumlu olan,
sadece kendi yaşantısından sorumlu olan bir millet olarak doğmadı ve tarihin hiçbir evresinde de sadece böyle bir misyonu yoktu. Çünkü inancı gereği de dünyanın herhangi bir yerinde, dini, dili, ırkı ne olursa olsun, zulüm altında bir insan varsa inancı gereği bundan sorumlu olan bir milletti. Kişisel fikrimdir ki yeryüzünden dünyadan teşbihat olmaz. Türk milletini aldığınızda, çatı olarak söylüyorum, dünyanın tadı tuzu kalmaz hale geliyor. Öyle. Anlattıklarınızla birlikte aslında rol modelimizi elimizden aldıkları için bu hale geldik diyebiliriz bununla ilgili. Doğru. Özel iştir. Yani baba evladını, anne kızını, baba kendisini, anne kendisini kim gibi yetiştirecek? Bir modele ihtiyacı var. Yani her şeyin en güzeli neredeydi onu tekrar bulup uzağa değil kendine dönmesiyle alakalı. Naçizane o yüzden yazmıştım, bilirsiniz, kendine gelen gidecek başka bir yer aramaz. Evet. Yani kendimize geldiğimiz takdirde gidecek başka bir yer arar hale gelmiyoruz. Son parametrede aslında anlattığınız da buydu. Yani madem biz bize konuşuyoruz, siz ekrandan elinizden geleni yapıyorken biz neyi izleyip izlemeyeceğimiz konusunda. Mazlumlarla ilgili söylemişken çok küçüktür, anlatmak istiyorum. Bir doktoru arkadaşları ziyaret ederler. O anda da doktorun bir hastası gelir. Bismillah, bir ayağı olmayan bir hasta. Doktor belli ki ona her zaman gelen bir hastadır. Ne oldu der? Der ki yine topuğum ağrıyor. Ayağı yok. Topuğum ağrıyor der. Doktor ilaç yazar verir. Arkadaşları der ki ayağı yok, topuğu nasıl ağrıyor? Der ki bilimsel bir şeydir. Sinir uçları beyinde olduğu için onu hissediyor der. Mazlum coğrafya Anadolu'nun sinir uçlarıdır aslında şu anda. O yüzden de sorumluyuz. Evet. Selçuklu medeniyetinin var olma sebebi neydi? Selçuklu medeniyeti bizim öz medeniyetimizdir. Has olandır. Bu coğrafyanın bozulmamış medeniyetidir. Bu medeniyet büyüyerek Bizans'la karşılaştığında, Bizans'la iç içe geçtiğinde Osmanlı kültürünü oluşturur. O yüzden derler ki Osmanlı bir tarafıyla Bizans, bir tarafıyla Anadolu'dur. Yani ortak bir şeydir. Mesela Selçuklu'da camilerin kubbeleri yoktur. Düz çatı halindedir camiler Selçuklu'da. İlk yapılan ibadethaneler. Kubbe formunu biz Hristiyanlardan almışız. Çok güzel hale getirmişiz. Mabetlerimizi oluşturmuşuz. Ama Hristiyanlıktan geçen bir şeydir. Selçuklu medeniyetinin var olma sebebi neydi? O dönemde bu coğrafyada zulmün önüne set çekmek. İlahi kelimetullahı hakim kılmak. Hak ve adaleti sağlamak için var olma mücadelesi veriyordu Anadolu'da. Daha da zenginleşeyim, şu toplumu da sömüreyim, burayı da ben alayım derdi o değildi ki. Dert, bugünden ibaret yaşamama felsefesiyle alakalı. Dünyanın geçici olduğuna inanmakla alakalı. Öbür tarafta nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacağımızla alakalı. Devletlere aktive eden şey de bu ruh. O yüzden bu coğrafyadan çıkacak yine dünyanın mutluluğu, dünyada açılmış yaraların sarılması yine bu Anadolu coğrafyasından neşvi nema bulacak. O yüzden bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. O yüzden bizi dışlamak istiyorlar. O yüzden bizi çökertmek istiyorlar. Abdülhamit'i tahttan indirmelerinin sebebi neydi? Çünkü bağımsız İsrail devletinin önündeki tek engel olarak görüyorlardı. Abdülhamit'i devirdikten sonra İsrail devleti kuruldu ve Osmanlı oradan çekilmek zorunda kaldı ve Orta Doğu'nun halini görüyoruz şu an. Çok uzun bir tarih değil. Bugün Türkiye'yi çökertmek istiyorlar. 15 Temmuz'da FETÖ'yle yapamadığını bugün dolar üzerinden yapmak istiyor. Niye dolar bu kadar artıyor ki durup dururken? Hani bu iktidarın yanlış politikaları yüzünden mi? Herkesin hataları olabilir ama bu normal bir şey mi? Değil. O yüzden bizim dik durmamız lazım. Bizim haysiyetli olmamız lazım. Hayır diyebilmeliyiz biz. Ama bu haysiyetli bir toplumdan geçer. Ne yapmak istediğini bilmeyen güruh haline gelmiş bir toplumun bu söylediğim parametreleri savunması mümkün olmaz. Yapmaya çalıştıkları şey bu. İnsanoğlunun zihni bir kaptır. Beyindedir her şey. Çünkü bizim bilgisayarımız budur. Beynimizdir. Her şey burada cereyan eder.
görme eylemini bile beyindeki sinirlerden dolayı anlarız. Gördüğümüz bir şey yoktur. Burası görüyorsun dediği için görürüz. Beyindeki bütün değerleri boşalttığınız takdirde birileri getirip bir şey boşaltıyorlar. O zaman mesela dili yok ettirmeye çalışıyorlar. Dilini kaybetmiş bir medeniyet güdükleşir. Hayal dünyası kaybolur. Mefkuresini yok edersin dilini kaybettirdiğinde. Osmanlı bunu bildiği için kimsenin hülyaları sona ermesin diye 3 kıtaya yayıldığında kimsenin dilini engellememiştir. Öyle olsa hala Osmanlıca konuşurdu coğrafyaların büyük bir kısmı. Pakistan'a gidiyorsun, Hindistan'a gidiyorsun, ayakkabı boyatıyorsun, Fransızca, İngilizce konuşuyor. Neden? Onlar bunu bilerek yaptılar. Dillerini yok edersek kültür kodları bize döner diye. Ama biz bunu yapmamışız. Çünkü dil bir milletin haysiyetidir. Dilimizi değiştirdiler. Bugün Türkiye coğrafyasına baktığınızda ortalama insan 150 kelimeyle konuşuyor. Bu bir katliamdır. 150 kelimeyle değil de 1000 kelimeyle konuştuğunuzu düşünün. Şu vizyon şu hale gelir. Çünkü kelimeyle başlar insanın hayal dünyası. Ufku. O yüzden diyoruz kitap okuyun diye. Çünkü kelime hazinemizi arttırmamız gerekiyor. Bu coğrafyanın dilini koruması lazım. Dinini koruması lazım. Kültür kodlarını koruması lazım. Kendi İslam medeniyetinden korkmaması lazım. Ben Fuat Sezgin'le alakalı örneği verdiğimde, Gülhane Parkı'na gittiğimde Ulubey Rasathanesi'nin maketi var. Fuat Sezgin yaptırmış. Ulubey Rasathanesi. Ulubey Rasathanesi Özbekistan'da. O kadar heyecanlandım, o kadar meraklandım ki bu yaz Özbekistan'a gittim. Rasathaneyi orada yerinde görmek için. Elektronik alet değil. Çıplak gözle tespit etmiş Ulubey. Neyi tespit etmiş? NASA'dan 500 yıl önce dünyanın güneş ve ay etrafındaki dönüşünü 2 saniye farkla tespit etmiş. Bu bir Müslüman. Müslüman bilim adamı. E sen nesline bunu öğretmezsen, Kepler'i öğretirsen, ki Rönesans dediğiniz şey, hani batının yükseldiği Rönesans, Rönesans'ın sebebi İslam bilim adamlarının yazılı eserlerinin kendi dillerine tercüme edilmesinden sonra başlamıştır. Yani bu boşa atılacak bir söz değil, ışık doğudan yükselmiştir. Ritt de diyor ki, Frankfurt Üniversitesi'ndeki Alman, yaptığın iş çok doğru bir şey. Çünkü Batı'nın, bir Alman söylüyor bunu, Batı'nın aydınlanmasının sebebi İslam bilim adamlarının eserlerinin bizim dilimize çevrilmesinden sonra gerçekleşmiştir. Çok doğru bir şey yapıyorsun, derhal bu kitapları benim kürsümde yazmaya başla diyor. E şimdi böyle bir medeniyet havzasındasın ama nesle bak. Hazine üstünde oturan dilenci derler, teşbihde hata olmaz. Ama ne güzel söyle, şair adam işte, güzel söyledi. Estağfurullah hocam, son yarım saattir bunun söyleyeceğim anı bekliyordum. Yani. Hanımlar beyler, Bahadır Yenişehirlioğlu. Şimdi geyik yapabilirdik, gülebilirdik. Hani gülmek de güzel şey, insani bir şey, gülüyoruz tabii ki de. Ama hani buraya kadar geliyorsak, sizler hani bu soğuk kış gününde buraya geldiniz, ayaklarınız göğe varsın inşallah. Bir derdiniz olduğu için geldiniz. O yüzden hani doğru şeyleri konuşmak lazım. Popüler kültür üzerinden gidip ay ne bak iyi vakit geçirdik. Hani buradan ayrıldığımızda yüreğimizin tatmin olması lazım. Yüreğiniz tatmin oldu mu ve iyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Şimdi hocam müsaade ederseniz 3 soru alalım, eğer varsa soru sormak isteyen. Tabii ki. Var mıdır efendim? 3 soru sadece. Işıkları açabilirsek kıymetli dostlar, en azından biz hiçbir şey görmüyoruz çünkü şu an. Evet. Işıkları açabilirsek izleyicilerimizden de el kaldıran olursa oradasınız. Beyefendiye şu mikrofonu uzatma şansımız var mı acaba? Sizden rica edeceğim. Elden ele de uzatabiliriz.
Mikrofon açık olmayabilir. Alttan açarsanız onu. Üfle bakam. Ege şivesi üfle bakam. Ben geleyim. Adım Hasan Taha. Öncelikle anlattıklarınız için çok teşekkür ederim. Yaralarımıza parmak bastınız. Fakat şu soruyu sormak istiyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Millet olarak biz saman alevi gibiyiz. Hani bugün dinlediğimiz şeyi yarın unutuyoruz. Ya da işte dinlediğimiz, duyduğumuz şey öbürsü gün bir kulağımızdan gidip diğer kulağımızdan çıkıyor. Bu derdi, bu parametreleri her gün aynaya baktığımızda bizim hatırlamamızı sağlayacak bir yol, bir taktik önerebilir misiniz, söyleyebilir misiniz? Her gün baktığın aynaya şunu yaz. Kendini bugün geliştirmek için ne yaptın? Yaz aynaya. Her gün oku. Teşekkür ederim. Hanımefendiler var. Bir beyefendiden aldık ama hanımefendiler. Sonra beyefendi sizinle bitirelim. Ya genç salonun büyük. Arkadaş şurada. Neredeyse %90'ı genç değil mi? Ay bu muhteşem bir şey. Elden ele uzatabiliriz. Hanımefendi ayakta zaten. Rica edeceğim. Maşallah. Çok sevindim. Çok gurur duydum. Hocam. Rektörüm olur. Sizinle bitirelim. Peki. Ne yapacakmışız? Rektör beyle bitireceğiz son soru olarak. Olur. Bize soru soran kim var şu an? Hanımefendi ayakta mikrofon bekliyor sanırım. Ha, elden ele gidiyor oradan işte. Mikrofonun icadı daha kısa sürdü. Siyah eşarplı kahverengi kazaklı hanıma ulaştı. Öncelikle hoş geldiniz şehrimize. Ağzınıza sağlık, çok güzel bir konuşma yaptınız. Teşekkür ediyoruz bunun için. Ben sizin hakkınızda bir soru sormak istiyorum. Sor. Siz sürekli başarıdan başarıya koşan bir insansınız. Vay. Sizi de çok yakından kitaplarınızı, dizilerinizi takip ediyoruz severek. Sizi bu yolda özellikle en başta ve devamında itekleyen şey, hani evet bugün de bunu severek yapıyorum dediğiniz şey ne? Hani nasıl istikrarla devam edebiliyorsunuz? Benim çok kötü bir çocukluğum geçti. Sıkıntılı. Perişanlık. Allah kimseye yaşatmasın. Amin. Gençliğim de öyle geçti. Üniversite hayatım da öyle geçti. Bir gün huzur bulamadım. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bilenler bilir. Hani benim yaşadıklarım Allah kimseye yaşatmasın. Kendimi o kadar yalnız, o kadar çaresiz hissediyordum ki o dönemlerde. Babam yoktu, amcam yoktu, dayım yoktu. Abim cezaevindeydi, öbürü vurulmuştu. Çok yalnız hissediyordum. Birçok şeye koşmam gerekiyordu. Gücüm de yoktu. Aklım her şeye çalışmıyordu. Bir dayım, bir babam olsun çok istiyordum o dönemde. Çok şeyle mücadele etmek zorunda kaldım. Fakat onun bir nasip olduğunu düşünüyorum. Bu abartılı bir şey değil söyleyeceğim. O kadar çok bunalmıştım ki, o kadar büyük sıkıntı çekiyordum ki, öyle çaresizdim ki, dedim ki niye bu kadar çaresizim? Babam yok, amcam yok, dayım yok. Aile çok radikal problem. Abim idam cezasıyla yargılanıyor. Annem kanser, babam vefat etti falan. Aa, Allah var ya dedim. Onun yanında babaya ne ihtiyaç var? Şizofren deme. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Öyle bunaldığım zamanlar oluyordu. Ne dersen de, şizofren dersen de. Allah'ım, burada nasıl karar vermeliyim? Ne yaparsam doğru yapmış olurum? Bana ilham et diyordum. Yaptığım şey doğru oluyordu. O günden sonra yaptığım her şeyi, karar aldığım her şeyi kimseyi mutlu etmek için yapmadım. Allah beni daha çok görsün diye yaptım. Allah beni daha çok sevsin diye yaptım. Onu mutlu etmek için yaptım. O da önümü açtı. Sonra da Google'a Tahsin Paşa yazıyoruz. Gerçek Tahsin Paşa yerine Bahadır abinin fotoğrafı çıkıyor. Yani böyle bir garip bir durum olmadı. Ya ben şimdi 50 yaşından sonra hani aktör ol dediler bana. Ben hiç kimsenin kapısını çalıp oyuncu olmak istiyorum demedim. Derdim kitap yazmaktı. Tiyatro eğitimim yok. Sinema eğitimim yok. Hiç sete gitmedim o ilk başladığım anda. Işık nedir, açı nedir bilmiyorum. Bugün Türkiye'nin ileri gelenleri bunu övünmek için söylemiyorum ha.
Diyorlar ki siz özel bir oyuncusunuz diyorlar benim için. Hani ben yaptığımı zannediyorum. Ben yapmıyorum. Allah nasip etti oluyor işte. Oyna dedi, oynuyorum. Yapamadığım şeyleri o bana yaptırıyor. Yani buradan çıkacak sonuç şu. Hepiniz için, salonun büyük bir kısmı genç. Hepimizin türlü problemleri olabilir, açmazları olabilir, radikal sıkıntılarımız olabilir. Güneş doğuyorsa heyecan duyacaksınız. Gün doğuyorsa ve nefes alıyorsak büyük bir zenginlik bizi bekleyebilir. Ama yapmanız gereken şu. İleriki hayatınızda karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Nasıl bir imkanla karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Bugünden itibaren kendinizi yetiştirin. Bugünden itibaren heybenizi doldurun. Kendinize yatırım yapın. Kendinizi sevin. Kendinizi yetiştirin. Yarın öyle bir fırsat çıkar ki karşınıza, hazırlanayım diyecek zamanınız olmaz. Heybenizden çıkarıp kullanmanız gerekir. Kendinizi önceleyin. Kendinize yatırım yapın. Bu ancak kendinizi geliştirmekten geçebilir. O yüzden ne olur çok okuyun. Beyefendiye mikrofonu uzatalım lütfen. Önlerde en son sayın rektörümüzle bitireceğiz. Beyefendiden hemen sonra. Hocam bir son sahnesi vardı Abdülhamit Han'la ilgili anlatmış olduğunuz. Sağ olsun kıymetli dostumuz belediye başkan yardımcımız Ahmet Başkan da bir iki defa hatırlatmıştı bana ama Abdülhamit'in son bir veda sahnesi vardı aslında. Kızı ve torunuyla alakalı. Evet. Siz de isterseniz belki onunla bitirmek, yeniden o son nasıl olmuştu hatırlatmak açısından. Ay, çok etkili bir sahnedir çünkü bir gerçektir. Esas dizinin finalindeki sahne çok. Onu anlatayım ben sana. Bana sonra anlatırsınız hani onlar için. Nasıl isterseniz. Buyurun tanıyalım sizi. Ben Emirhan. Öncelikle Sivas'a gelerek aşıkı maşuka kavuşturduğunuzdan dolayı çok teşekkür ederim. Aslında buraya kalkmamdaki amaç sorudan ziyade aşıktan maşuka muhabbetin olmasıydı. Çünkü biz inanıyoruz ki muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Ve gel gelelim soruya, hocam Abdülhamid'i anlamanın ölçütü nedir? Ve Abdülhamid'in makbuliyetine nasıl ulaşabiliriz? Ben bir lise öğrencisi olarak, talep edenlerden olarak bunu sizden duymayı gerçekten çok merak ediyorum ve bu soruyu asıl sormamdaki amaç da şudur. Biz Allah'ın sevgili kulu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hasıl olduğu muhabbetten ve buradan çıkan sözlerin hak olduğuna inanıyoruz. Ve asıl sahipten size aracı kıldığı için ve sizden bilgilerinizden, deneyimlerinizden Abdülhamid'in makbuliyetine nasıl erişebiliriz? Oğlumuz. Bunu gerçekten merak ediyorum. Hocam kendisiyle ilgili bir şey söyler misiniz lütfen? Önce kendisiyle ilgili. Babacım sen olmuşsun zaten. Dadından yenmiyorsun. Ne yapıyorsan devam et. Bir lise öğrencisinden bunu duymak ödül gibi muhteşem bir şey. Ne yapıyorsan, ne okuyorsan, ne yiyip içiyorsan aynen devam et. Güzel olmuşsun sen. Yeme içmeye çok aldanma sen yine de hani... Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Abdülhamit'in son sahnesini çekiyoruz. Sayın rektörümden son soruyu alalım. Rektörden sonra. Evet. En son rektör konuşsun gari. Koca rektör. İyi hadi. Otur Allah aşkına. Burada rektör olduğunu bileydim daha kendimi sigaya çekerdim. Bilmiyordum. Estağfurullah. Koca rektör varken lam lam konuştum. Estağfurullah. Bilim Teknoloji Üniversitesi rektörü Mehmet Kul. Ez beni daha çok ez. Estağfurullah. Mesnevi'den hikayeler de çok güzeldi. En çok sizi etkileyen hikaye hangisiydi? Verilen mesajla birlikte şöyle kısa bir şey oradaki gibi istesek olur mu acaba? O spesifik bir programdı. Pandeminin en cevcevli zamanıydı. Daha neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aşı maşı da yoktu. Havadan mı kapıyoruz mikrobu, içtiğimiz sudan mı geliyor falan bilmiyoruz. Eve kapandık ya. TRT Genel Müdürlüğü'nden aradılar beni. TRT Genel Müdürümüz giden İbrahim Eren, basın toplantısında Mesnevi'den Hikayeler diye bir program yapacağının müjdesini vermiş. Demiş ki bunu Bahadır Bey yapsın. Beni aradılar, dediler ki ya çok özür dilerim, şeref duydum ama yapamam. Ben 50 küsur yaşındayım. Astım hastasıyım, kötü alışkanlıklarım da var.
Bırakırım inşallah. Yani kötü derken çok kötü değil. O yüzden korkuyorum dedim. Teşekkür ederim dedim. Ben reddettim. Tamam dediler. Ondan sonra saçı sakalı beyaz başka bir iki oyuncuyla deneme çekimi yapmışlar. İbrahim Eren demiş ki ben bunu istemiyorum. Ben anlatıcı istemiyorum. Yaşayan birini istiyorum. Bahadır Bey'i ikna edin demişler. Sonra beni tekrar aradılar. Dediler ki Bahadır Bey bunu yapmak zorundasınız. Payitaht da devam ediyordu. TRT'nin işi ya. Şöyle aba altından sopa gösterdiler. Ya bunu yaparsınız ya ölürsünüz dediler. Tahsin Paşa'yı öldürecekler. Allah'ım öldürtür müyüm? Koronadan ölsem de yaparım artık. Sağ olsun her türlü önlemi aldılar. Yaptım 10 günde çektim 30 bölümü. Eve geldim. Oh kurtuldum dedim ben tekrar kendimi koruyacağım güya. 3 gün sonra telefon geldi. İbrahim Eren Bey o kadar beğenmiş ki şöyle bir haber göndermiş. Ya Bahadır Bey seneye çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz ölür kalır. Bir 30 bölüm daha çekelim seneye yayınlarız. Dolayısıyla çok özel bir işti o. Yani her daim izlenebilecek bir iş. Büyük bir tüccar var. Hindistan'a gidiyor ticaret yapmaya. Karısına, çoluğuna, çocuğuna soruyor. Hindistan'dan ne istersiniz diye. Karısı şunu istiyor, bunu istiyor, kumaş istiyor. Çocukları şunları istiyor. Adamın bir de papağanı var. Papağanı çırpınıp duruyor kafesin içinde. Çırpınıp duruyor, çırpınıp duruyor. Sahibi dönüyor. Ha diyor, sen ne istiyorsun bakalım diyor. Papağan dile geliyor diyor ki Hindistan'a gittiğinde bilmem ne ormanı var. O ormana git. Orada genelde papağanlar yaşar. Onlar bolluk bereket içindedir, özgürdür. Onlara de ki bu reva mı sizin yaptığınız? Siz onlar benim akrabalarımdır. Onlara de ki benim kafes içinde olduğumu, onların da hür olduklarını ve bunun kadrini, kıymetini bilmeleri gerektiğini söyle. Senden sadece bunu istiyorum der. Adam tacir, tüccar gider Hindistan'a karısının isteğini yerine getirir. Çocuklar için alışveriş yapar. Yine o ormanı arar bulur gider inanılmaz güzel bir orman. Ve yüzlerce papağan rengarenk. Yanlarına gider der ki benim bir papağanım var. Ben buraya geleceğimi ona söyleyince o bana bir emanet yükledi. Git. Onlara şöyle şöyle de dedi. Onun selamını söylüyorum size derken en gösterişli olanı pat diye düşer tünediği yerden. Ölür. Ya keşke söylemeseydim içi acıdı, akrabasının tutsak olduğunu düşündü, sekteyi katten öldü diye üzüntü duyar, gerisin geri döner. Karısının hediyelerini verir, çocuklarının hediyelerini verir. Papağan çırpınıyordur kafesinde. Bana ne haber getirdin, bana ne haber getirdin? Kafesin yanına gider. Söylemez olaydın bana der. Senin dediğini, selamını ilettim. En güzel papağan düştü, öldü der. Papağan tünediği yerden tak diye düşer kafesin zeminine, ölür. Allah'ım ben ne yaptım? Nasıl öldü papağanım diye kafesin kapağını açar. Papağanı eline alır, papağan pırrr, açık pencereden dışarıya çıkıp ağacın dalına konar. Beni aldattın der. Der ki papağan, ben onlardan bana bir yol göstermelerini istedim. Oradaki akrabam da ölme numarası yaptığım takdirde gerçek özgürlüğe kavuşacağımı bana anlattı hal diliyle. Sen de geldin bunu bana söyledin. Hiç bunu düşünmemiştim deyip ölü numarası yaptım. Bak kafesten kurtuldum. Şimdi özgürüm. Hadi sana eyvallah der. Meçhule doğru uçar. Mevlana Mesnevisinde der ki bu hikayeden çıkan öz dünya hayatı geçicidir. Bugünlük bir şeydir. Bir perdeden ibaret. Bir hayalden ibaret. Buradayken ölmeden önce ölün. Yokluğu hissedin, nefsinizi öldürün, esas özgür, esas hür dünyada yaşayacağınızı düşünerek bugün atacağınız adımları
ona göre hesaplayın der. 60 bölüm çektiğimde beni en etkileyen buydu. Ölmeden önce ölmeyi anlatmak için. Hocam bir duyurum olacak, sonra son sahneyi sizden bir rica edeceğiz aslında. Olur. Şimdi şöyle ki kıymetli abimin Bahadır Yenişehirlioğlu beyefendinin 58 tane Hanne kitabı hediye edildi. Hanne kitabı çekilişle şöyle bir not var önümde, başka lütfen beni düzeltin sizler de. Çekiliş sonuçları şu an Sivas Belediyesi'ne ait Sivas Kültür Sanat Instagram sayfasında kullanıcı adlarını sıralanarak yayınlandı. Kazanan arkadaşlarımız Sivas Kültür Sanat Instagram sayfasına adını, soyadını ve telefon numarasını DM'den mesaj olarak atabilirler. Yalnız bir de şart olsun, sayfayı da takip etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda 58 tane Hanne kitabınızdan hediye. Yeni kitap var mı hocam bu arada? Hanne son yazdığım romandı. Çok enteresan bir romandır o. Ama inşallah Şubat ayı ya da Mart gibi çıkacak Derviş romanı var. Derviş romanını yazdım. Güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Dizideki şimdi izledikleri gibi bir derviş değil ama başka bir formda. Ama çok heyecanlanarak yazdım. Yeni romanım çıkacak inşallah. Evet. Ben tekrar hatırlatayım. 15 günde bir Mehmet Ercan'la Sultan Şehir akşamları devam etmekte ki onur kattınız. Çok teşekkür ediyorum onun için. Sağ olunuz. 7 Aralık'ta Tarık Tufan'la birlikte olacağız nasipse. 25-26 Aralık tarihlerinde de kış festivalimiz var. Tuğçe Kandemir ve Rayman konserleri, etkinlikler devam edecek. Hocam sahne sizin, en yakıştığınız yerde. Benim Instagram hesabım böyle @yenisehirlioglu. Mavi tıklı olan. Takip etmeyen etsin. Hocam içerik uyuzu kuduzu 1 milyona ulaştı, ben hala ulaşamadım. Hocam mevzu mavi tikse bende de var, onu söyleyeyim de hani, evet. Bu arada ben bir şey rica edeceğim. Böyle bir ortamdan dolayı, siz özel bir durumu biliyorsunuz, böyle her bulduğuma sipariş ediyorum. Babamla alakalı çok özel olduklarını düşünüyorum. Annem babam entübe oldular. Annem 2 gün önce taburcu oldu ama babam hala yoğun bakımda, durumu da kritik. Dua sizlerden istiyoruz. Dua istiyorum. Özellikle sizlerden dua istiyorum bütün hastalarımız için. Hocam sahne sizde. Mehmet'in babası yavrum şu an entübe, ne olur dua edelim. Allah hepsine şifa versin. Allah şifa ver. Bu arada aşı olmadıysanız oğlum, benim 4 tane aşım var. Abdülhamit'in son sahnesini çekeceğiz. Senarist nasıl kapayalım, nasıl kapayalım? Daha anlatacak çok hikaye var ama 154 bölümün üstüne de geçmeyelim istedi. Dediler ki Tahsin Paşa'nın hatıratları var malumunuz tarihte. Güya bütün diziyi Tahsin Paşa anlatmış gibi hikayenin ağzını büzelim dediler. Abdülhamit vefat etmiş. Ben anlatıcı gibi bir gazeteciye maziyi anlatıyorum. Öyle bir son final çektik. İzleyenler bilir. Son sahneyi de Abdülhamit Han Hazretleri'nin Çemberlitaş'a giderkenki türbesinde, orijinal türbede çekmemiz gerekti. İçeride çekim yapılması yasaktır. Valilik izin alındı falan filan. Bakanlıktan izin alındı. Kimse yoktu içeride. Herkes tembihlendi. Kamera ekibi olsun, yönetmen olsun, teknik ekip olsun. Hiç kimse malayani konuşmasın ve herkes abdestli olarak içeriye girsin. İçerideki zatı önemseyelim, çekimi de ona göre yapalım dediler. Hepimiz çok hürmet gösterdik. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Ben o zaman yaşlı Tahsin'i oynuyordum. İşte o şangır şungur, o ciddi bir parametredir. Orada çok şey anlattık aslında. Zincirleri çıkarıyorum. Zincirleri söküyorum. Aslında o bugünün insanına Abdülhamit zincirini, manevi açıdan onu zincirleyen, zihinlere Kızıl Sultan olarak hapsedenlerin zincirinin kırılmasıydı dizinin finalinde. Kapıyı açıyorum. Bir hol var. Gidenler var mı bilmiyorum o türbeye. Sonra iç kapı gelir. Vallahi billahi abartmıyorum bak. Bütün samimiyetimle söylüyorum. İkinci kapıyı açtığım andan itibaren içeriden bir şey öyle bir çarptı ki bana. Ben gerçekten çok seviyorum Abdülhamit Han Hazretleri'ni. Yedi yurdu cennet mekan olsun. Diziden önce de çok severdim. Maneviyatı mıdır, ruhu mudur biliyorsunuz, bilemeyiz kimin ne olduğunu. Ben bir ağlama krizine girdim. Sahne böyle 3-5 tekrarla çekilir şu manada. Bir geneli çekilir, bir yakını çekilir, bir toplusu çekilir falan. Fakat kendimi kontrol edemiyorum. En nihayetinde türbeye doğru dönüp
türbeye elimi koyduğum zaman sonra başucuna çöküyorum böyle. Gelip oturuyor Tahsin Paşa, ağlamaya başlıyor. Vallahi billahi hala burnumun direği sızdı. Sanki yaşıyormuş gibi hissettim onu dokunduğum zaman. Yönetmen dedi ki, ama ben öyle ağlıyorum ki gerçekten kaptırmışım kendimi. Kestik dediğini duymadım ben. Ben çektiğimizin de farkında değildim. Ağlıyorum sadece. Sonra yönetmen geldi. Abi ne olur yapma, hasta olacaksın. Çekmeyeceğiz artık, bitirdik dedi. Ben ne yapıp ne ettiklerini bilmiyordum. O dizi çok spesifik bir şeydi. Yani çok özel bir diziydi. Benim gibi hiç yol yordan bilmeyen, oyunculuk deneyimi bile olmayan bir adama Allah o rolü bana nasip ettiği için şükrediyorum. Bilmediğim şeyleri gösterdi, yapamadığım şeyleri yapar hale geldi. Gözümün yaşı hiç dinmedi o dizide. Sanıyorum kıldığım namazın, verdiğim zekatın, oruç tuttuğum orucun bana faydası olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama sanıyorum onun karşılığını bulacağım diye düşünüyorum öbür dünyada. İnşallah. Son bir şey. Özbekistan'a gittim dedim ya, Ulubey Rasathanesi'ni görmek için yerinde. Aynı zamanda Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin türbesi var. Onu ziyaret etmek istedim. En önemli ayaklarından biri o. Benim oraya gideceğimi duyan rehber grubu, şirketinin içindeki bir rehber, ısrarla o bana rehberlik yapmak istemiş. Gitmeden önce konuşulmuş. Bana daha deneyimli bir rehber vereceklermiş ama onu kıramamışlar, o istemiş. Sebebi de şuymuş. Sonra tanıştık rehberle ama öyle ilgi gösteriyor ki, öyle sevgiyle yaklaşıyor. Bana menkıbesini anlattı. Dedi bak, Özbekistan nere, Türkiye nere? Biz dedi yıllarca Rus zulmünde yaşadık. Dinimizi, diyanetimizi öğrenemedik. Yıllarca Özbekistan Rus zulmünde yaşadı biliyorsunuz. Eski cumhurbaşkanları da dinsiz bir adamdı. Şimdiki iyi biri. Arkadaşlarım bana bir YouTube'dan görüntü attılar dedi. Ya şu adama bir bak, beni söyleyerek. Hamidimiz diye bir sahne vardı ya. Hani adamın biri borç istemeye geliyor. O bölümü görmüş. Dedi bir şey oldu. Ben onu üst üste 50 defa falan izledim dedi. Akşam rüyama girdiniz benim dedi. Sonra ben dedi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını araştırmaya, okumaya başladım. Ve siz beni namaza başlattınız dedi. 5 vakit namazımı kılıyorum şimdi dedi. Bir tek o sahneden dolayı. Hanım da yanımdaydı. Dedim ki ya buradan herhalde Allah öbür dünyada yüzüme güler. Bir şeyi gerçek yapıyorsanız, ne yaparsanız yapın, hücrelerinize kadar hissediyorsanız, dünyanın öbür ucunda bile olsa, ona mutlaka ulaşıyor o tılsımlı şey. Yeter ki isteyerek yapın. Burada lafımı bitirmiş olayım. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hocam. Lütfen ayrılmayın. Bu arada katılamamışlarıma başarı dilemişler. AK Parti Sivas Milletvekilimiz Çevre Komisyonu Üyesi Sima Ekinci Hanımefendi. Saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her programda lütfen ayaklanmayınız. Dursun abinin bir sözüdür. Misafir ev sahibinin kuzusudur der. Yani biz buradayız hala. Bizden sonra ayaklanırsınız. Mihmandarlığından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve hediyesini takdim etmek üzere kıymetli belediye başkanımız Hilmi Bilgin Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Program sonuna kadar da bekliyorlar her programda. Sağ olsunlar. Sayın Başkanım buyurun. Mikrofon sizde değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz tekrar. Ben de. Mikrofon alabilir miyiz lütfen önce? Usta çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olunuz. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımıza, çok değerli rektörüme, başsavcımıza, buradan çok güzel baro başkanımıza, il müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradaki gençlerde, bizlerde bir derdimiz var. Derdimiz medeniyetimizi yeniden inşa etmek. Bu noktada da sizler gibi ekranlarda etkili olan genç kişileri, şahısları, değerlerimizi getirerek faydalı olabiliyorsak ne ala, ne mutlu bize. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu tip programlarla devam edeceğiz.
Gençlerden bir ricamız var. Sivas Kültür ve Sanat sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz Sivas'ta yaptığımız her türlü faaliyeti anında görebileceksiniz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. İyi ki varsınız. Aldım hocam, sağ olun. İmzayı sahnede gerçekleştireceğiz ama özellikle hocamın isteğidir. Fotoğraf çekmek isteyenler kendisinden sonraki hanımefendi ya da beyefendiye telefonu verirlerse hızlandırmış oluruz. Tek sıra halinde. İmzamız olacak değil mi Ahmet Başkanım? İmzamız da olacak. Ben hani geçen sefer konuşmuştuk. Evet, bu sefer de alayım ama çok teşekkür ederim. Ben kendimi ev sahibi olarak görmek istediğimden dolayı Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlarımız Allah kıymetli razı. Belediye Başkanımız için. Allah razı olsun. Hadi abi. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ediyoruz. İmzamız sahnede gerçekleşecek. Burada hızlı mı? Bir şekilde evet. Kıymetli peki abi. Peki biliyorlar mı kim olduklarını? Biliyorlar değil mi? Biliyorsunuz tamam. Başkanım şuradan alalım sizi de. Bir alkış da Ahmet Başkanım için olabilir mi? Sağ olsunlar. Çok emek sarf ettiler bizimle. Buyurun söyleyin. Tamam. He. Siz söyleyin hocam. Şu an sadece kendi kitabını getirenlerin kitaplarını imzalayacakmışım. Onları da imzalayacakmışım ama onları sonra size. Çekilişle kazananlar da imzalanıp kendilerine iletilecek. Buraya bir küçük bir masa alalım. Geliyor zannediyorum. Burada tek sıra halinde kitapları yanında o kimler var kitabıyla gelen bu arada? Sizler tamam. Tek sıra halinde lütfen. Fotoğraf için de sizden sonraki hanımefendi ya da beyefendiye verirseniz telefonu hızlandırmış olur. Bu alçak olur. Bu olmaz. Bir tane evet daha yüksek. En azından bir tane daha. Hocam şöyle mi alsak burada mı yapalım imzayı? İsterseniz şöyle alalım. Biz. Şuraya mı? Şöyle masaya. Aşağı mı? İsterseniz. Aşağı mı inelim? Evet ya ister orada tamam. Size valla. Tamam. Burada mı yapalım? O zaman buradan bir tamam, evet, sirküle aldık. Böyle olur. Sahnemizde yapalım evet. İyi tamam öyle yapalım. Bana bak. Bana da bak. Evet, al bakalım. Zıpla oradan. Ha, oradasınız siz değil mi? Tamam. Benim sesimi de alacağız ama tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizleri alkışlamış olduk. Allah'a emanet olun. 7 Aralık'ta, özür diliyorum 7 Ocak'ta Tarık Tufan burada olacak tekrar ediyorum. 25-26 Aralık'ta da kış festivali var.